Telefon hattımızda İlayda var. Evet, alo de istersen Fatih sen konuş. İstersen sen konuş, bir haber aldın sonuçta, doğru mu değil mi konuş, sen gerçeği öğren. Annesi konuşsun. İyi. Alo. Efendim. İlayda. İlayda. Söyle anne. Neredesin? İlayda neredesin? Karakola gideyim. Niye? İşte. Niye bizi buralara düşürttün? Niye öyle yaptın? Ben mi çık dedim size? Nasıl sen mi çıktın dedin? Aramayacağım ben seni. Benim yapacak aslan. Kimin yanındasın? Kızım kimin yanındasın? Kaçmışsın 6 ay önce, gitmişsin, evlenmişsin, şimdi de kaçmışsın. Bak kocam burada, annem burada. Neredesin? Konuşsana. Sizin de konuşmalarınız arasından otobüs geçecek. Çok sıkıcı. Konuşsana evet. Yani gerçekten İlayda söyle kızım işte neredesin, ne yapıyorsun? Onlar da ona göre evlerine dönecekler. Ne yapacaklarsa yapacaklar. Karakola ne diye gideceğim? Kızım biri kaçtın mı o Koray denen çocuğa? İlayda. Alo. Efendim kimle görüşüyorum? Az önce ben aramıştım ya ihbar için. Koray sen misin? Yok değilim. Ben Koray'ın eniştesiyim. Anladım. Koray'a mı kaçtı bu kız? Yani şöyle, ben kiminle görüşüyorum? Müge Anlı ben. Ha, merhaba Müge Hanım. Merhaba. Ben Manisa Turgut'dan arıyorum da. Evet. Koray'ın eniştesiyim yani. Eşimin yeğeni oluyor. Bu olay pazar günü oldu. Yani pazar günü olmasının sebebi şöyle. Biz bilmiyorduk. Koray annesinin evine bir kız getiriyor. Biz de araştırma aşamasında olduğumuz için bugün sizin programınızı izlerken bu olay patlak veriyor. Ha, siz bilmiyordunuz kızın evli olduğunu. Ben değil. Yani araştırma aşamasındaydık. Yani kıza sorduk, sen nereden geldin, ne yaptın, ne ettin, kimin kızısın, senin annen baban. Ne dedi? Bize evliyim yani. Dedi mi? Evliyim dedi mi? Hayır. Evlendirecekler yani. Dedi. Sadece dedi, beni dedi evlendirecekler abi dedi. Annem dedi, babam dedi, inşaat ustası dedi. İki sefer dedi kalp krizi geçirdiğini söyledi bize, beyan etti. Ondan sonra bu beyanları şey yaptıktan sonra bize, ben de resmi bir kurumda çalışıyorum, devlet kurumunda çalışıyorum. Çalıştığım için 2-3 kere haber saldım, emniyete falan söyledim. Ondan sonra kimliğini istedim, araştıralım dedim, neyin nesi diye soralım dedim. Ondan sonra tabii bu olay olmadan önce bunlar siz olaya girdiniz yani devreye girdiniz. Anladım. Şimdi de ilçe emniyet müdürlüğüne götürüyormuşsunuz herhalde evet, ifade evet, vermek Turgutlu, için. Evet. Turgutlu ilçe emniyet müdürünü aradım ben direkt. Hemen dedi benim yanıma gelin dedi. Ondan sonra ben şu anda götürüyorum yani hemen girmek üzereyim. Yani Turgutlu ilçe emniyet müdürlüğüne giriş yapmak üzereyim yani. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Ya ben eniştesiyim. Şimdi ben böyle şeylerden korkarım yani. Biz aile boyu biz böyle bir şey görmedik, yaşamadık. İlk defa bizim başımıza geliyor böyle çok bir şeyler. Çok doğru bir şey yapmışsınız beyefendi. En azından siz de konuyu netleştirdiniz. Gerçekten sizi de tebrik ediyorum. Hayatım bir şey söylemek istiyor musun? Koray'ın akrabasına reklama girdik. Bak onlar şimdi emniyete gidiyorlarmış. Sizin kayıp başvurunuz var. Ne söyleyeceksin? Ben şikayetçiyim onlarda. Niye şikayetçisi? Aa, yedi bunu da haber vermiyorlar. Benim kızımın yerini demiyorlar, saklıyorlar. Şikayetçiyim. Alo. Alo. Beyefendi. Alo. Alo. Bu kontrollere de bir sinirleniyorum ha. Haberimiz yoktu diyorlar ya bir tanem. Alo. Ya onlar da bu şekilde tabii nasıl kabul edecekler bilmiyorum. Ya onlar da işte başları belaya girmesin diye almışlar hemen karakola gitmişler. Dur meşgul çalıyorlarmış. Ben senin onu demeni beklemiyorum. Kızı hani siz de mi tutacaksınız? Biz mi alalım gelelim birini gönderelim falan demen için ben konuş diye söylüyorum. Bir bağlasınlar da. Yok abla biz buradan ayrı direkt gideceğiz. Karakola teslim etsinler biz almaya gideriz.
Yani bu adam gayet düzgün davranmış bunlar. Koray da kızınızın, eşinizin evli olduğunu bilmiyormuş. O da gizlemiş. Babam beni istemediğim biriyle evlendirmek istiyor. Ben de onun üzerine kaçtım demiş. O da yalan. Yani nasıl olsa bekar bir kız o yalan diye düşünerek merhaba etmiş. Öyle anlaşılıyor. Emniyete gitmelerinde beyefendi, düzgün bir durum. Evet beyefendi tekrar hatta. Beyefendi. Buyurun. He, tekrar merhaba. Merhabalar. Buyur konuş hayatım sen. Siz bizim, benim kızımı karakola bırakın ben oradan alırım. O evli. Evli. Biz amca biz evli olup olmadığını biz bilmiyoruz. Biz emniyete teslim ettik. Biz bir şey yapamayız yani bu konu hakkında. Biz ne yapabiliriz yani? Ben emniyete kaç kere aradım. Onların da şimdi haberi olduğu için emniyete şimdi ancak bırakabiliyorlar. Siz oraya bırakın benim kızımı... Pardon hayatım şimdi siz... Koray ne düşünüyor yani bu konuda? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani biz kızı istiyoruz, boşanmasını bekleyeceğiz. Koray'la evlensin mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Müge Hanım. Efendim. Alo sesim geliyor mu? Geliyor geliyor duyuyorum sizi. Müge Hanım şu anda emniyetteyim ben. Amirler telefonu kapatmamı söylüyor yani kusura bakmayın. Tamam diyorum ki kızı istiyor musunuz siz yoksa teslim mi etmeye gittiniz? Biz görevimizi yapmaya geldik yani. Şimdi... arandığı için teslim etmeye geldik. Arandı yani Koray'la evlenmesini arzu ediyor musunuz siz? Evli olduğu halde. Ben karışamam ona. Ben eniştesiyim onun tamam, ailesi var. Tamam siz karışamazsınız. Annesi var. Annesi de diyor ki yani kızımı oraya mı bırakacaksınız alacak mısınız? Annesi var ya burada kızın o yüzden soruyorum. Ya ben ona bir şey diyemem ki. Annesi ne derse olur yani. Ben eniştesiyim yani ben... Emniyete vazifemi yapmaya geldim yani aranıyordu. Tamam vazifenizi yaptınız. Kız da evli. Evlilerin kaçanı ilk kez görmedik. Evli biz bekleyeceğiz boşansınlar. Koray'la ayrılmasını istemiyoruz mu diyorsunuz? Yoksa onu biz... Onu Koray'ın annesi ve ailesi karar verir. Ben veremem yani. Doğru. Tamam da siz diyelim ki orada bıraktınız. Kızı bırakırsanız kız yine kaçacak ya. O yüzden annesi, soruyorum. Emniyet onu bırakmaz ki. Tamam. Niye bırakmasın tamam. Kız Reşit? Tamam. Tamam ifademiz alınacakmış bizim de onun için şey anladım yapıyorlar. Tamam teşekkür ediyorum sağ olun. Ay Allah'ım yarabbim. Oy. Hani insanın başı falan ağrıyor benim artık kafam ağrıyor. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kim var sizin de orada akrabalarınız yok mu? Var. Benim kalfam var orada. Kim var? Kalfam var orada iş yaptığımız adam. Ha, kalfanla olmaz akraba lazım hani kız için. Ben giderim ona. He? Ben giderim almaya. Şu anda emniyette birini göndermek için soruyor Müge Hanım. Tamam, ben bir akrabanız varsa telefon açın gitsin emniyette yok, bulunsun görüşsün kızla. En güvenilir yer emniyet orada kalsın. Yahu emniyet sittin seni orada tutmayacak ki emniyet ifadelerini alacak. Yarım saat sonra herkes çıkacak gidecek. Evet. Ben de sizin kızınız tekrar gidip de siz aramayın diye bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Eğer bırakırlarsa kızı tamam biz de istemiyoruz diye. Kız da çıkacak ya sonra kızı nerede bulacağız? O zaman sen kalfana ara, kalfana alsın orada. Öyle yapacağım. Öyle yapın bari yani tamam. Kız küçük. Yok tamam abla ben onu kalfayı ararım gider ya. Karakola gitsin. Sen biraz sakinleştin mi ne düşündün? Sakinleştin mi biraz ha? Yok abla ben sakinleşmedim. Olmaz diyorsun yani. Yani boşanacaksın. Boşanacak da annesi de diyor ki sen aldın benim kızımı götürdün. Köyde kalsa bir şey olmayacaktı. Senin yüzünden oldu diyor. Fatih bunları o yapamazdı köyde. Köyde de yapardı. Köy yerinde onu yapamaz yapan Fatih. Her yerde yapar. Yapan her onu yapan her yerde yapar. Yapar da yine hiç olmazsa tartışıyordunuz yanıma geliyordu. O dışarı gitti açıldı. Sen yani evliliğine devam etmesini mi arzu edersin? İlade ne derse. İkisi karar versin ben karışma. Allah biz bir gidelim Manisa'ya. Ama sen de sakin ol. Öyle kavga. Olan oldu, biten bitti yani. Kızın yaşı küçük. Sen de bu kadar küçük kızın peşinde dolaşırken başına bunların geleceğini tahmin edip dolaşacaktın Fatih'cim. Sana az önce de söyledim. Sen de evlenecekseniz o zaman biraz akla da başında birini bulacaksınız. Biraz böyle neye oturmasını bilen, kalkmasını bilen derler ya büyükler. O sadece oturup kalkmakla alakalı değil yani. Sorumluluk alabilecek sahip. Mi? Senin eşin kavga ediyorsunuz, sen neden kavga ettiğini bile bilemiyorsun. Konuşmuyor neredesin canım, diyorsun, sana ne diyor? Söyle, burada konuşmak istemiyor beyefendi.
Yoksa nasıl bilmezsin neden dolayı kavga ettiğini? Laf mı yani? E bilmiyorum diyor. Bize mi söylemedin yoksa bilmiyor musun gerçekten? Yok abla onunki mana. Bir bardak çay dök desem bile ona kavga ediyor. Bir bardak çay dök desem bile. Evde bize de öyle yapıyordu. Hiçbir iş yapmıyordu. Bahane olsun diye kavga çıkarıyor. Yani ben manası bu. Onları anlat. Ya ben de mesela diyeyim şu evi ocağı biraz sil süpür temizledi. Bitti. Niye sen söylüyorsun sil süpür diye? Süpürmüyor mu? Ya yapıyor da havasına göre. Neden? Neden? Bir düşün bakalım neden? Benden. Ha? Cahil. Senden değil küçük küçük. Küçük. Yaşı küçük. Fatih'cim ben onun yaptığını doğru demiyorum. Her 16-17 yaşındaki böyle yapar da demiyorum. Ama zaten sana kaçtığına göre o yaşta annesini annesini bırakıp bir başkasına kaçacağını da hiç düşünmedin mi yavrum? Hiç düşünmedin mi hakikaten? Allah benim bir düşündüğüm bir o vardı işte. Başka da bir şey düşünmedin mi? O da... Ha? Mahvoldu gitti. Bir düşündüğün? Benim bir düşündüğüm ileride vardı. Başka kimse yoktu. Mahvoldu gitti. Sanki kötü bir şey mi oldu mu olmadı mı hiçbir şey bilmiyor da. Götürüp oraya teslim edecekler. Aa burada gitti. Ha? Burada gitti. Başka bir yeri bilmem. Kendin bilirsin. Hemen bitiyor mu böyle aşk dediğin şey? Hemen bitirsen evlenirsen 5 dakikada. Ben 4 gün 4 gece her tarafı gece sabaha kadar gezdim ya. Başına gelecek bir şey gelecek diye patlarda bekledim sabaha kadar. Gece bekçilerle geziyordum ya resmen. Gece bekçisi olduydum ya. Vallahi bilmiyorum. Allah aklınızda hayırlısına yesin. Sen yalnız Fatih'cim, sen hayatına kendin sakin sakin devam et. Olan olmuş ne yapalım? İstiyorsan evliliğine devam edersin. İstemiyorsan sen git kendi hiç sinirlenme de. Kızı boşanmak istiyorsan da boşan. Ha? Biz bir Manisa'ya gidelim. Ha? Karakola bir gidelim. İşte hayatım ben neyse siz o Manisa'da onu tutacaklar sanıyorsunuz. Hadi gidin o zaman siz. Yani ne diyeyim ki ben? O zaman yolunuz açık olsun. Hadi gidin. Kalfanı ara o zaman. Büyük bir olasılıkla. Çünkü o kız karakoldan çıktığı an kafasına göre bir yere gidecek yine. Ya kız ben de onu üzülüyorum. Biliyor musun o kız da nereye gidecek evet, yani? Aynı ya çocuk. Evet. İfade istimi sürecek. Yarı yarım saat 10 dakika, sürsün. Yarım 45 saat. Dakika sürsün. Neyse. Sonra gidecek o kız yine kafasına göre. Hadi ara o zaman. Kalkalım da en azından. Belki kızla konuşur. Gidiyorlar tamam. Mı gitmiyorlar mı haber alırsın. Dışarıda arayın. Hadi ara ara. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Keşke böyle olmasaydı ama. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.